Solange Boylart mide ağrısından şikayet etmeye başladığında kendisini onun kurtarıcısı olarak gören Rock Terrio hiçbir ağrı kesici ya da anestezi uygulamadan onu ameliyat etmeye karar verdi. Önce pekmez ve zeytinyağı ile basit bir karışım yaptı ve bunu içmesini istedi. Daha sonra çaresiz kadın sessiz bir şekilde masada yatarken Rock yeni bilenmiş bıçağıyla karnını yarıp çıplak elleriyle bağırsaklarından bir parça kopardı. Onu iyileştirdiğine ikna olduğunda Gabriella adındaki yardımcısına iğne iplik kullanarak yarayı dikmesini emretti. Şaşırtıcı bir şekilde Solange'ın bilinci yerindeydi ve konuşuyordu. Ancak ertesi gün acı içinde ölmüştü. Çılgına dönen Rock, onu diriltmeye kararlı bir şekilde kafatasına bir delik açarak içine boşalmaya başladı. "Durun, burası sandığınız gibi bir hastane ameliyathanesi değil ve Rock dediğimiz kişi de bir doktor olmaktan çok uzak. Bu kişi Karınca Tepesi Çocukları Tarikatı'nın lideri. Onu ameliyat etmeye çalıştığı yer ise bir evin mutfak masası." Rock ya da kendi deyimiyle Musa ve ona sadık müritleriyle ücra komünlerinde endişeyle dünyanın sonunu beklerken, din hakkında vaazlar veriyor ve yaklaşan kıyametten kurtuluşunu yalnızca kendisini sağlayabileceğini söylüyordu. "Car sa puissance, sa colère va tout détruire ce que votre œil peut voir maintenant." Ancak takipçilerine sunduğu şey kurtuluştan çok uzaktı. Deliliğe düşüşü ve etrafındakilere sadistçe şiddet uygulamaya başlaması topluluğundaki herkesin hayatını dehşete sürüklemeye başladı. Kadınların mahrem bölgelerini yakma, erkekleri hadım etme, insanlık dışı sapkın arzular, çeşitli işkenceler, çağ dışı ilkel ameliyatlar ve nihayetinde öldürme. Birazdan anlatacaklarıma umarım hazırsınızdır. Çünkü gerçekte yaşanmış olduğuna inanması güç ama maalesef yaşanmış olan bu hikaye sizi biraz rahatsız edebilir. Cehennemden gelen o yere giderken sizler de video hoşunuza giderse beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bu Ant Hill Kids, diğer adıyla Karınca Tepesi Çocukları Tarikatı'nın rahatsız edici hikayesi. Rock Terrio, 16 Mayıs 1947 tarihinde Fransız-Kanadalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve Kanada'nın Deadfoot Mines şehrinde büyüdü. Anne ve babası faşist ve aşırı görüşlere sahip beyaz bereliler olarak bilinen muhafazakar bir Katolik örgütüyle yoğun bir ilişki içindeydi. Çocukken çok zeki olan Rock, 7. sınıfta okulu bıraktı ve kendi kendine İncil'in Eski Ahit bölümünü öğrenmeye başladı. Eski Ahit yaygın olarak İncil'in en şiddetli bölümü olarak kabul edilir ve içindeki her kitap Tanrı'nın gazabı ve iyi ile kötü arasında yaklaşan savaşın hikayesini anlatır. Rock'un kıyamet fikirlerine özel bir ilgisi vardı ve dünyanın sonunu öngören dini hikayelere fazlaca ilgi duyuyordu. Bu ilgisi onun 18 yaşlarında Katolik yetiştirilme tarzından vazgeçerek çarpık inanç alanlarını keşfetmesine yol açtı. 1967 yılında 20 yaşına geldiğinde yakınlardaki bir kasabadan genç bir kadın olan Frances Grenier ile evlendi. Yeni evli çift kısa süre sonra Montreal'e taşındı ve burada iki oğulları oldu. Burada yaşarken Rock'ta şiddetli bir şekilde mide ülseri gelişti ve geçirdiği ameliyat onu büyük bir fiziksel rahatsızlık içinde bıraktı. Hastalığına bir çare bulma umuduyla sağlık ve insan anatomisine olan ilgisi arttı. Daha sonra 1970 yılında ailesini doğup büyüdüğü yere Deadfoot Mines'a geri taşıdı. Burada ahşap işçiliği becerilerini geliştirerek işlediği ahşap ürünlerini satma bahanesiyle sık sık diğer bölgelere seyahat ediyor ve buralarda başka kadınlarla buluşuyordu. Giselle LaFrance adında bir kadın tanışıp yakınlaştığı kadınlardan biriydi. Ayrıca bu sıralarda bir takım mali sorunlar yaşamaya başladı ve bir süre sonra evini kaybetti. Eşi Frances tuhaf ve iğrenç kabul edilen bazı kötü davranışları nedeniyle ondan boşandı. Bu ayrılık onu pek etkilememişti ve şehir gezileri sırasında tanıştığı Giselle ile yaşamaya başladı. Ayrıca bu sıralarda kıyamet gündemli bir protestan kilisesi olan 7. gün Adventistleri kilisesine katıldı ve çok geçmeden Giselle'i de katılmaya ikna etti. Bir 7. gün Adventisti olarak Rock, alçak gönüllülük, yeme içme ve ahlak kurallarıyla ilgili katı kurallara bağlı kaldı. Uyuşturucu ve alkolden uzak durarak sigara içmedi, abur cubur yemekten ya da meşrubat tüketmekten kaçındı. Kilisedekiler ilk başta Rock'tan son derece memnundu. Onun Tanrı'nın müjdecilerinden biri olduğunu düşündüler. Ancak çok geçmeden insanların kiliseden çok Rock'a ilgi duyduklarını fark ettiler. Kendisi de bu ilgiyi fark ederek kilisenin kurallarına ve doğrularına olan sıkı bağlılığını terk edip kendi dinini yaratmaya karar verdi. O, kaybolmuş zihinlere somut bir cevap arayan zayıf ruhlu bireyleri etkileyecek karizmatik, manipülatif bir adamdı. Aidiyet duygusu arayan çok fazla genç kendini onun yanında buldu.
kendisini eski ahitteki İbrani peygamberin çağdaş ruhani karşılığı olan Musa'nın reenkarnasyonu olduğunu iddia etti. Böylece yeni katılımcılar ona yönelerek onun her sözüne inanmaya başladılar. Takipçilerinin en önemli inancı onun Tanrı'dan sürekli vahiy alan seçilmiş peygamberi olduğuna inanmaktı. Ve 1977 yılına gelindiğinde çoğunluğu kadın müritlerden oluşan sadık bir takipçi kitlesi sonunda oluştu. Yaşları 18 ila 24 arasında değişiyordu. Verhoek'un kendisi ise o sırada 30 yaşındaydı. İlişkiye başladığı Giselle ilk resmi tarikat üyesi olarak kabul edilmekteydi. Hafta sonlarının çoğunu onun evinde geçiriyorlar ve burada dünyanın kaçınılmaz sonu ve İsa Mesih'in ikinci gelişiyle ilgili vaazlar veriyordu. Büyüyen cemaati üzerindeki gücünün ve etkisinin katlanarak artması onun kendine özgü bir ruhani lider haline gelmesi demekti. Ve her tarikatta olduğu gibi doğrunun ne olduğuna karar verecek olan hep oydu. Onları gereksiz olduğu gerekçesiyle kariyerlerinden, üniversiteden ve evlerinden uzaklaşmaya ikna etti. 1977 yılının sonbaharında Rock, yakın zamanda meydana gelecek kıyametle ilgili rüyalarını ve kehanetlerini anlatmaya başladı. Hatta bununla ilgili tam tarih bile verdi. 19 Şubat 1979 günü. Dünyanın kaya büyüklüğünde bir dolu fırtınası, yıldırımlar, yangın ve depremler altında sona ereceğini iddia ederek kendisinin ve takipçilerinin doğru bir yaşam sürmeleri halinde Tanrı'nın onları bağışlayacağını söyledi. Aileleriyle temasa geçmelerini ve kıyamet kehanetlerini kabul etmeyen akrabalarıyla tüm bağlarını resmen koparmaları talimatını verdi. Ve onlar da ailelerinden tamamen uzaklaşarak onunla şehir değiştirmeye karar verdiler. Grup Kanada'nın Ontario eyaletinde bulunan Raso Gölü'nde bir yaz inzivasına katıldı. Rock burada dünyadaki yerini bulmaya çalışan kafası karışık genç bir hemşire olan Gabriella Lavilli ile tanıştı. Gabriella, Rock ile tanıştığında tıpkı diğerleri gibi hayatına anlam katacak bir yol, daha iyi bir insan olmasına yardımcı olacak bir rehber arıyordu. Rock onu hemen büyülemişti. Kendisini bir şifacı olarak tanıtarak beslenme ve bütünsel sağlık konusunda bir klinik kurma planlarından bahsetti. Ona sağlıklı yaşam merkezini birlikte kurmayı teklif ederek hemşirelik hayatını bırakmaya ve onun ortağı olmayı teklif ettiğinde genç kız gruba katılmayı büyük bir istekle kabul etti. Sağlıklı Yaşam Kliniği, organik gıdayı teşvik eden bir alternatif tıp merkezi olarak tanıtıldı. Rock her türlü sağlığın kendi ilaçlarıyla tedavi edilebileceğini iddia ediyordu. Mart 1978'de 38 yaşındaki Geraldine Gagne adlı bir kadına lösemi teşhisi konmuş ve hastanede tedavi görürken kocası onu alternatif tedavi için taburcu olmaya ve Rock'un kliniğine taşınmaya ikna etti. Kadının tedavisine yönelik plan, organik gıda ve üzüm suyu ile beslenmeyi içeriyordu. Ayrıca izole edilerek ailesinin onu ziyaret etmesi yasaklandı. Çok geçmeden talihsiz kadının durumu kötüleşti ve kısa bir süre sonra da öldü. Ölümden sonra takipçilerine bir diriliş hikayesi uydurarak onu alnından öptüğünde bir alnına uyandığını ancak Tanrı'nın onun için yaptığı planlara müdahale edemeyeceğini, onu istediğini ve zamanının geldiğini söyledi. Ancak tek ölüm bu olmayacaktı. Ocak 1978'de Giselle ile bir Adventist kilisesinde evlendiler. Ancak bu onun tarikattaki diğer kadınlarla ilişkiye girmesine engel değildi. Düğünden kısa bir süre sonra Giselle hamile olduğunu açıkladı ve onun diğer kadınlarla ilişkisinden bıkan kadın kocasına bir ultimatum vererek ya komünü dağıtmasını ya da onu terk edeceğini söyledi. Rock'un buna cevabı eşinin yüzüne bir yumruk atmak ve iki gün boyunca aç bırakarak onu odasına kilitlemek oldu. Bu şiddet eylemi bundan sonra olacakların belki de en hafifiydi. Haziran 1978'de Sağlıklı Yaşam Kliniği zorluklarla karşılaştı. Polis kanser hastası Geraldine'in ölümünden ve bazı açıklanamayan olaylardan sonra buradaki tedavilerden şüphelenmeye başladı. İşte o zaman Rock, topluluğuna kıyamete daha rahat hazırlanırız diyerek birçok tarikat lideri gibi yeni bir dünya inşa etmek için tenha bir ormana, çöle veya çiftliğe hatta belki de bir dağ arazisine taşınmaları gerektiğine karar verdi. Onu içten içe büyüleyen şeylerin başında insan bedeni üzerinde özgürce ameliyatlar gerçekleştirmek, çok eşlilik ve işkence vardı. Bunlara sahip olmanın yolunun Kanada'nın ıssız ormanlarında kendi beyliğini kurmak olduğuna karar verdi. Bu durumda seçtiği yer Gaspé Yarımadası'ndaki sık Kanada ormanlarıydı. Rock'un liderliğindeki 3 erkek, 9 kadın ve 12 çocuktan oluşan grup, çobanın peşinden körü körüne giden koyun sürüsü gibi onu takip etti. Bu bölgeyi ebedi dağ olarak adlandırdılar ve artık hiçbir dış etki onlara müdahale edemeyecekti. Öncelikli plan grubun paylaşması için ortasına bir kuyu kazılmış büyük bir ortak alan inşa etmekti.
Bunun içinde geceleri çadırlarda uyuyup kalıcı evlerini kurmak için bir asır önceki topluma benzer koşullar altında çalışıyor ve yaşıyorlardı. Çoğu zaman uykusuz kalıp açlıktan ölmek üzereydiler. Öyle ki etraflarında olup biten herhangi bir şeyi sorgulamak bir yana düşünmek için bile zamanları olmuyordu. Gençlerin komünü inşa etmek ve emirlerini yerine getirmek için küçük karıncalar gibi çalıştıklarını ve koşuşturduklarını gözlemleyen Rock, bu yüzden onlara Karınca Tepesi Çocukları adını verdi. Sonunda o tembelleşirken tarikatın üyeleri işçi karıncalar gibi kendilerine yetecek büyüklükte bir kasaba inşa etti. Dışarıdan bakıldığında huzurlu bir düzen gibi görünüyordu. Alternatif bir yaşam tarzı sürdüren, Tanrı'dan korkan ve topraktan geçinen dini bir grup. Ancak pek çok tarikatta olduğu gibi artan özgürlük hissi artık grup gözlerden uzak olduğu için ortadan kalkmış ve Rock'un insanlar üzerindeki asıl kontrolü bundan sonra başlıyor. Sert ve acımasız bir kontroldü bu. Tanrı'nın cennete giden yolda zorluklar ve acılarla karşılaşacaklarını söylediğini açıklayarak onları sapkın isteklerine ve inançlarının büyük ölçüde insanlık dışı testlerini hazırlamak için bir adım attı. İlk adımı isimlerini ellerinden almak ve onlara İncil'den isimler vermek, kendisi içinde Musa ismini almak oldu. Bu her üyenin grup içinde yeniden doğuşunu simgeliyordu. İsimlerin İsrail'in 12 kabilesine ait olduğu ve bu da kıyametten sağ çıkacak yeni Tanrı'nın çocukları oldukları anlamına geliyordu. İsrailoğullarının kralı olarak ilan ettiği rolünün sembolleri olan kırmızı kadife cübbeler ve altın renkli bir taç giyen Rock'un kontrolü mutlaktı. Keyfi yerindeyken ondan daha iyi, daha sevecen kimse yoktu. Ama dikkatsiz bir söz, ağlayan bir bebek, az pişmiş bir et ya da cinsel tekliflerine yeterli şevkle karşılık vermemek gibi her şey dehşete düşmesine neden oluyordu. Ayrıca kıyamet günü tarihinden kısa bir süre önce üreme ve grubunun sayısını artırma konusunda takıntılı hale geldi. Bunun için yeni üyelere ihtiyacı vardı. Ancak komşu kasaba ve şehirlerden üye toplarsa kontrolü kaybetme olasılığı ortaya çıkabilirdi. İşte o zaman aklına bir fikir geldi. Yeni üyeler dinin içinde doğmalıydı. Bunu yapmanın doğal yolunun da komündeki çocuk sayısını artırmak olduğunu biliyordu. Bu birçok tarikatın kullandığı güçlü bir taktik. Bir çocuğu tarikat içinde yetiştirdiğinizde tarikattan başka bir şey bilmez. Kendileri için daha iyi bir şey olmadığına, tarikat dışındaki herkesin günahkar olup zavallı ruhlar olduğuna inanarak büyürler. Bunu sorgulamazlar çünkü nasıl sorgulayacaklarını bilmezler. Kendilerine yapmaları söylenen her neyse onu sorgulamayacak, ölümüne inanan kişiler olarak yetiştirilirler. Rock bunu çok iyi bildiğinden tarikattaki her kadınla seks yapmasının dini bir hak olduğunu iddia ederek vakit kaybetmeden tüm kadınlarla evlendi. Eski kocaları ise bekar keşişler olarak yaşıyordu. Çok eşlilik uygulamasına dini bir gerekçe olarak eski ahitteki İbrahim, Süleyman ve Yakup peygamberlerin çok eşli olduğuna işaret ederdi. Bu sayede toplamda 9 kadından 26 çocuk sahibi oldu. En kötü zamanlar alkol içmeye başladığı zamanlardı. Çünkü o zaman aniden bir cerrah olduğuna karar verirdi. Seçilen kurban diğerleri tarafından tutulur ve Rock mutfak aletleriyle ya da bazen pense ya da kaynak makinesiyle işe koyulurdu. Bazen ameliyatı başkasına devreder ve onlar da her zaman buna uyarlardı. Yıllar içinde uzuvlarını, el ve ayak parmaklarını, dişlerini, testislerini kaybeden çok insan oldu. Ayrıyetten hiçbir ameliyatta uyuşturucu ya da sakinleştirici kullanılmıyor ve dolayısıyla üyeler tüm prosedür boyunca uyanık kalıyordu. Birazdan onlara da geleceğiz. Meris Grenier adında bir üye bu toplulukta olmaktan son derece mutsuzdu. Kocası Jaka ayrılmasına yardım etmesi için yalvardığında adam karısının kaçmasına yardım etmek yerine Rock'a karısının ayrılmaya çalıştığını bildirdi. Bu ihanete tahammül edemeyen Rock ona eşinin ayak parmaklarından birini baltayla kesmesini söyledi. Adam bu emire karşı çıktığında erkek olmak istiyorsan kadınına nasıl ders vereceğini öğrenmelisin. Sen yapmazsan ben bütün parmaklarını keserim diye bağırdı. Jack bu durumda baltayı karısının ayağına götürdü ve en küçük parmağını birkaç vuruşla kopardı. Yine bir gün kimsenin hatırlamadığı bir nedenden dolayı topluluktaki Claude adında erkek bir müridine öfkelendi ve ona cinsel organına elastik bir bandı sıkıca sarmasını ve tüm gün öyle dolaşmasını emretti. Claude bu bandı bir gece boyunca çıkarmadı ve bu da cinsel organında onarılamaz bir hasara yol açtı. Bunun üzerine Rock, onu ameliyat etmeye başladığında ilk olarak testis torbasını jiletle keserek açtı ve enfekte olmuş bir testisi parmaklarıyla koparıp aldı. Ardından yarayı sıcak bir demir parçasıyla dağladı. Bunun üzerine Claude ormana kaçmayı başardı ve bir süre orada kaldı.
Merakla beklenen 19 Şubat 1979 kıyamet günü geldiğinde, öngördüğü gibi dünyanın sonu gelmediğinde müritlerine bunun sadece dini takvimlerdeki bir farklılık olduğunu söyleyerek bahaneler uydurmaya başladı. Kendisini sorgulamanın Tanrı'ya küfür olduğunu ve Tanrı'nın zaman algısı ile insanların zaman algısı arasında farklılık olduğunu açıkladı. Bu basit bir yanlış hesaplamaydı. Kıyamet hala yaklaşıyordu ve hazırlanmaları gerekiyordu. Ancak ertesi ay tarikat hakkında birkaç makale yayınlandı. Bir yazıda sadece sevgiyi yaymak ve sağlıklı yaşamak isteyen barışçıl bir grup olarak gösterildiler. Bir diğerinde eski bir üye onun göründüğü gibi olmadığını iddia eden bir röportaj yaptı. Bunun üzerine müritlerin aileleri Rock'un çocukları üzerindeki etkisi konusunda daha da endişelendi. Polisten müdahale etmesini istediler ve değerlendirilmek üzere Rock bir psikiyatri hastanesine götürüldü. Burada gençlerin kurtarıcısı olduğunu iddia ederek onları uyuşturucu batağından nasıl kurtardığını anlatarak övündü. Bazı insanlar onun sözlerine kanarken bazıları da onun hakkında ne düşüneceklerini bilemiyordu. Genç peygamber o kadar ikna edici ve karizmatikti ki değerlendirmenin ardından hastanenin psikiyatri müdürü bir basın toplantısı düzenleyerek onu Tanrı'nın yeryüzüne gönderdiği seçilmiş parlak biri olduğunu söyledi. Rock bu değerlendirmenin ardından komüne geri döndü ve yoğun bir şekilde alkol almaya devam etti. Gücü ve kontrolü arttıkça zaten var olan zalim ve manyak eğilimleri de iyice artmaya başladı. Saatlerce süren sarhoş vaazlar verirken tüm grubu etrafında oturmaya zorluyor ve eğer biri o konuşurken uyumaya cüret ederse kafasına bir tahta parçasıyla vururdu. O anda tasarlayıp uygulayabileceği ahlaksız cezaları asla bilemeyen grup belirsizlik içinde yaşıyordu. 1980 yılının sonlarına doğru akıl sağlığı sorunları olan Guy Weir isminde genç bir adam onlara katılmak için komüne doğru yola çıktı. Rock onun grubun bir parçası olabileceğine ancak bir alet kulübesinde kalması gerektiğine karar verdi. Ateş için odun kesmesi ve çocuklara bakması için görevlendirildi. Guy çok dengesizdi ve çocukların yanına yaklaşmasına izin verilmemeliydi ama bu Rock'un pek de umurunda değildi. Bir gün 2 yaşındaki Samuel adında bir çocuk çok üşüyor ve açtı. Ağladığında susturulması için Guy tarafından sert bir şekilde dövülerek cezalandırıldı. Bunun üzerine idrarını yapamaz hale geldiğinde Rock küçük çocuğu mutfak masasına yatırdı ve anestezi olarak alkol verildi. Ardından sünnet ameliyatı gibi büyülü bir iyileştirme ritüeliyle cinsel organını makasla kesmeye başladı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde ameliyat iyi gitmedi ve Samuel ertesi sabah ölü bulundu. Annesi tarikatın ideolojisine o kadar kapılmıştı ki bu durumu umursamadı bile ve o günkü işlerine devam etti. Bu olay üzerine bir gece Rock oldukça sarhoş bir haldeyken Guy'ı küçük çocuğun ölümünden sorumlu tutarak cezalandırılması gerektiğini düşündü ve onun hadım edilmesine karar verdi. Genç adam buna itiraz edince bunu bir arınma olarak görmesini ve köle rolünden çıkıp Karınca Tepesi çocuklarının bir üyesi olacağını söyledi. Gabriela tıbbi aletleri getirirken onu mutfak masasına yatırarak elastik bir bant, bir jilet, bir büyüteç, bir çift cımbız ve etanol kullanarak onu hadım etti. Ancak Guy vaat edildiği gibi hiyerarşide hiçbir zaman yükselemedi. Aksine işler onun için çok daha kötü bir hal aldı. Rock onun varlığından nefret ediyordu. Onu eziyet etmekten, onu dövmekten ve diğerlerine onu göğsünden bıçakla delip kan kaybından öldürmelerini emrettiği oyunlar oynamaktan zevk alıyordu. Yapılanlara daha fazla dayanamadığında Guy yerleşkeden kaçmayı başardı ve küçük bir kasabaya varır varmaz onlara bir çocuğun öldürüldüğünü ve cesedin yerleşkede gömülü olduğunu bildirdi. Bunun üzerine polisler komüne bir baskın düzenledi. Küçük çocuğun kalıntılarını bulan polis, Rock ve Samuel'in biyolojik ebeveynlerini derhal tutukladı. Diğer çocukların içinde bulunduğu koşullar karşısında dehşete düşen polis 7 çocuğu alarak koruyucu ailelere yerleştirdi. Tarikatın pek çok üyesi cinayet, adalet engelleme ve cezayı ihmale suçlandı. Rock 2 yıl hapis cezasına ve 3 yıl şartlı tahliye cezasına çarptırıldı. Polis tarikatın yerleşkesini yerle bir ederek diğer tüm sakinleri tahliye etti. Peki tarikat üyeleri ne yaptı diyecek olursanız ona sadık kalmaya devam ederek o hapisteyken hapishane yakınındaki evlerde yaşamaya başladılar. Tarih Şubat 1984 olduğunda Rock serbest bırakıldı. Uzun süreli yokluğuna rağmen sayıları eskisinden daha az olsa da Karınca Tepesi çocukları şu an 10 çocuk, 2 erkek, 9 kadından oluşuyordu. Ve bunların arasında hamile olanlar da vardı. Rock hapis cezası boyunca başka bir yerde her şey yeniden başlayacakları, doğaya geri dönerek sıfırdan inşa edilecek bir yer planı kurmuştu.
ve onlara bir daha alkol almayacağına, eskisi gibi kötü şeyler yapmayacağına dair bir söz verdi. Bir süre sonra da Somerville kasabası Burnt River yakınında bir arsa buldu ve oraya yerleştiler. Burada komün içerisinde iki kastlı bir sistem oluşturdu. Rock tarafından tercih edilen üyeler saf, diğerleri ise saf olmayan olarak kabul ediliyordu. Saf olmayanlar daha kötü barınma koşullarına, kötü beslenme ve fiziksel olarak zorlayıcı işlere maruz kalıyorlardı. Ayrıca burada yoksulluk içindeydiler. Bu yüzden müritlerini kasabaya gidip sebze meyve çalmaya teşvik etti. Hatta hırsızlıklarına yardımcı olması için içinde cep olan ceketler dikildi. Ayrıca kadınlardan birine sırf peynir ve süt almak için yerel bir çiftçiye fahişelik yaptırdı. Bu arada ruh halindeki dalgalanmalar yeniden alevlendi. Verdiği alkol içmeme sözünü tutmayıp sıkıldığı her an yeniden içmeye başladı. Kendisi etrafta yokken tarikat üyelerinin birbirleriyle konuşmasına izin verilmemesini emretti. Herhangi bir ihlal gerçekleşmemiş olsa bile cezalar veriliyordu. Bu cezalar arasında el ve ayak parmaklar tel makasıyla kesiliyor, yanan ateşte oturtuluyor, ölü fareler ve dışkı yemeye zorlayarak onları birbirlerini silahla yaralamaya emir ediyordu. Başlangıçta kemerle dayak yerlerken kısa süre sonra çekiçlerle saldırıya uğradılar. Balyozlarla kendi bacaklarını kırmak zorunda kalanlar bile vardı. Bazen de onları tavana astırıyor, her birinin vücut kıllarını tek tek yoluyor ve hatta onları tuvalet olarak kullanıyordu. Kadınların mahrem bölgelerini kaynak makinesiyle yakıp meme ucularına mengene takmışlığı bile var. Bu zulümler karşısında tarikattan ayrılmak istediğini ima eden herkes işkenceden sonra o kadar bitkin düşüyordu ki kaçma planlarından vazgeçiyorlardı. Üstelik sadece yetişkinler değil, maalesef küçük çocuklar da cinsel istismara uğruyor ve işkence görüyordu. Yaramazlık yapan bir çocuk olduğunda onu ağaca çivileyip diğerlerini ona taş atmaya teşvik ediyordu. Eğer bir çocuk çok fazla ağlıyorsa eşlerinden birine bebeği dışarı çıkarıp karda kalmasını emrediyordu. Hatta yeni doğan bir bebek bir gün kar fırtınasında bırakıldığında soğuktan ölmüştü. Rock bazen çocuklara bir takım cinsel eylemler de yaptırıyor ve bunun uygun bir cinsel eğitim yöntemi olduğuna inanıyordu. Burası parmaklıkları olmadan belki de dünyanın en kötü hapishanesiydi. Ardından büyülü iyileştirmeler olarak nitelendirdiği korkunç ameliyatlarına en sevdiği eşi Solange Boyllard ile devam etti. Videonun başında bahsettiğim Eylül 1988'de Solange mide ağrısından şikayet etmeye başladığında Rock ona hiçbir ağrı kesici ya da anestezi uygulamadan ameliyat etmeye başladı. Genç kadının karnına bir yumruk attı ve yeni bilenmiş bir bıçakla karnını yarıp çıplak elleriyle bağırsaklarından bir parça kopardı. Onu iyileştirdiğine ikna olduğunda Gabriela'ya yarayı kapatmak için bir iğne ve iplikle yarayı dikmesini emretti. Şaşırtıcı bir şekilde Solange'ın bilinci hala yerindeydi ve onu ayağa kalkıp önce sıcak sonra soğuk banyo yapmaya yönlendirdi. Ertesi gün Solange acı içinde ölmüştü. Rock çılgına döndü ama onu diriltmeye kararlı bir şekilde bu cansız beden üzerinde deney yapmaya devam etmesini engellemedi. Kafatasına bir delik açarak içine boşalmaya başladı. Yeterli meni olmadığını fark edince diğer erkeklere de aynı şeyi yaptırdı. Ama Solange uyanmadı tabii ki. Bunun üzerine cesedi yakmalarını ama önce kaburgalarından birini çıkarmalarını söyledi ve bu kaburga kemiğini kolye olarak taktı. Bu arada bence bu tarikatta hayatta kalmanın tüm püf noktası herhangi bir acı ya da rahatsızlığı asla kimseye belli etmemekti. Ne yazık ki bu dersi anlamış olan Gabriela bir gün diş ağrısından şikayet ettiğinde Rock pense kullanarak onun 8 dişini birden söktü. Dişlerinin çekilmesinin üzerinden birkaç ay geçmişti ki bir gün mutfak masasında Rock'un yanında otururken elindeki hislerle ilgili bir sorundan şikayet etti. Rock hiçbir uyarıda bulunmadan masada duran eline bir av bıçağı sapladı. Ardından elini masaya sabitleyerek bir et satırı aldı ve bu kolunu kesti. Mucizevi bir şekilde Gabriela bu ilkel amputasyondan sağ kurtuldu. Bu da son kaçış girişimini yapması için itici bir güç oldu. Ormana ve ardından en yakın kasabaya kaçarak tedavi için bir hastaneye gitmeyi başardı. Doktorlar yaraları ve kabaca kesilmiş kol karşısında dehşete düştüler ve hemen yerel polisle temasa geçildi. Rock onu öldürmek yerine yaşamasına izin vererek hata yaptığını fark etmeye başladı. Bunun üzerine 3 tarikat üyesiyle birlikte oradan kaçtı. Polisin saklandıkları yeri bulması 6 hafta sürse de onları tutuklamayı başardılar. Duruşmada savcılar onun birinci derece cinayetle suçlanmasını istedi. Ancak yargıç komik bir şekilde kasıtlı hareket ettiğine dair yeterli kanıt bulunmadığına kanaat getirdi. Solange Boyllard'ın ölümüne ilişkin suçlama ikinci derece cinayete düşürülse de Rock ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Gabriela'nın kolunun zorla kesilmesi nedeniyle de 12 yıl daha aldı.
Şaşırtıcı bir şekilde eşlerinden üçü hala onun yanında yer alarak ona sadık kalmaya devam ettiler. Hatta tutuklu kaldığı hapishanenin yanına taşındılar ve eş ziyaretleri sırasında hamile kalarak 4 çocuk daha doğurdular. Bu tutuklama Karınca Tepesi çocuklarının sonu olsa da Rock'un sonu 2011 yılının Şubat ayında geldi. Hapishane hücresi dışında başka bir mahkum olan Matthew McDonald ile girdiği bir tartışma sırasında Sustal'ı bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Rock'un uydurma dini, zorbalığın, sapkınlığın ve eski ahit dininin tuhaf bir karışımıydı. Rock Terrio tam bir canavardı ve işlediği suçlar mide bulandırıcıydı. Ancak benim için hikayedeyken rahatsız edici unsur o değil. Beni daha çok takipçilerinin davranışları rahatsız etti. Vahşi doğada tecrit edilmiş haldeyken onun gönüllü mahkumları haline geldiler. Ona destek olmak için köle gibi çalıştılar. Ona çocuk doğurdular, bir de üstüne bu çocukları cinsel ve fiziksel olarak istismar etmesini izlediler. Bir yandan korkutulmuş, dövülmüş, sakat bırakılmış, işkence edilmiş, diğer yandan onun zulmüne, çocuklarının istismarına suç ortağı olmuş ve umutsuzca ona bağımlı hale gelmişler. Kaçanlar neredeyse her zaman daha fazla işkence görmeye hazır bir şekilde gönüllü olarak örgüte geri döndüler. Liderin eylemlerini mümkün kıldıkları için onlar da bir o kadar suçludur. Bu videoyu izleyen sizlere soruyorum. Özellikle genç yaştaki insanların bu tür tarikatlara düşmelerinin ve insan aklının alamayacağı şeyleri yapacak kadar kör olmalarının asıl nedeni sizce nedir? Ve bunun önüne nasıl geçilebilir? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Şimdi sizler için bir sonraki içeriğimi hazırlamaya gidiyorum. Kendinize iyi bakın ve bu videoyu Thomas Hobbes'un şu sözleriyle bitirmek istiyorum. Koyunlar ömrünü kurttan korkarak geçirir. Halbuki sonunda onu yiyen çobandır. Bilmem anlatabildim mi?